Yeni bir günden hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz diyerek açılışı yapıyorum. İnşallah iyisinizdir, bizler çok iyiyiz Allah'a şükür. Sadece bugün biraz tembelliğim üzerimde, sadece yataktan kalktım. Şöyle bir ortalığı topladım, kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra yan gelip yattım diyeyim. Bir iki böyle videolara falan baktım, bir iki yorum falan cevapladım. Onun haricinde hani yan gelip yattığım bir gün. Dedim bugün de izin yap, boş ver. Kafa izni verdim kendime. Yemekte zaten dün pizza yapmıştık. Ondan artan hamur vardı. Dolaba koymuştum bunu. Dedim bundan şey yaparız. Gözleme gibi. İçine işte peynirli falan. O şekilde dedim yaparız. Yani menüden de yemekten de kafam rahat. Onun için dedim bugün yat, izin ver kendine. Ama yarın sıkı bir temizlik yapacağız inşallah. Bugün gün içerisinde ne çekerim çok emin değilim. Dünkü çektiğim vlog herhalde biraz kısaydı. Belki bu vlogu ona ekleyip ikisini bir vlog haline getirebilirim. Onun haricinde yani günün ilerleyen saatlerinde bizi neler bekliyor görüşürüz diyorum. Evet, Miray Hanım da abisinin telefonunda oyun oynuyor. Ne oynuyorsun kuzum? Dur ben yazayım. Annem adamın çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlara merhaba diyecek mi? Annem videoları var. Evet, televizyondan da açtık. Saatimizin dolmasına az kaldı. Bir kenardan hani böyle de şeye giriyorum bilmiyorum. Evet, Miray Hanım'ın hamur yoğurduğu videomuz. Evet. Evet. Hadi görüşürüz diyoruz. Arkadaşlar ben burada ev yapacağım. Evet. Dinozorları. Yani anne kız keyif yapıyoruz şu anda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir senden. İyi. Evet, günün hediyesi bana mı? Tabii kızına da. Ne? Ha, bunlar şey, karşı komşumuz aradı. Dedi abla, dedi bize hani kitaplık almışlar. O da şu anda burada değil ya, onun için alır mısın dedi. Ben de içeriye aldım. Geldiklerinde alacaklar. Dedim bana sürpriz mi yaptın? Bunları da evet. Abilere var. Abilere de almış baba. Ne almış? La Viva. İlker La Viva. Aynı mı? Evet aşkım. Hepimiz aynı almış. Hak geçmesin diye. Ben onu alacağım. Ben gelmiyorum diye. Evet, Miray Hanım burayı bu hale getirdi. Bütün oyuncak kovalarını hepsini döktü, boşalttı. Anne, benim ekranım. Bunlar çok güzel. Şu anne bu oyuncaklarımı seviyorum. Hangileri? Şunları bak, bunları. Arkadaşlar ben şunları uzun zaman kaybetmiştim. Bakın şunların hepsini. Yani bir sürü olunca kaybetmen doğaldır, arayıp bulamak. Bakın. Şunları göstereyim mi onları? Göstereyim. Şunların minişlerimi evet, kaybetmiştim. Minişleri. Bak şunların ikisini bunk vardı. Bunu çok istiyordum. Nerede nerede diye bağırıyordum. Çok seviyordum şimdi. Evet. Döktü bütün ne var ne yok. Artık karışıklığa şimdi tekrar ayırma faslına geçerim. Grup grup ayırıyorum ama böyle işte gördüğünüz gibi karma karışık oluyor daha sonra. Miray Hanım dağıtıyor. Parçaları arıyorum. Ha evet, babasıyla oyun kuracaklarmış. Onun için oyuncak seçiyor. Oyun kuracaklarmış. Evet, görüşürüz. Yolumu kaybettim. Evet, Miray oyuncakları getirdi ve babasını zapt etti. Ve babasıyla birlikte ne oynuyorsunuz? Evcilik mi? Evet, evcilik oynuyorlar. Kızınız varsa böyle evcilik oynamaya mahkumsunuz. Babasıyla böyle sık sık evcilik oynuyorlar. Anne, senle oynamıştık ya bir kere balkonda. Evet aşkım, Miray'la biz de oynuyoruz. Ama böyle. Hasta değil. Evet. Dönüşümlü olarak öyle oynuyoruz. Şimdi hasta değilim, iyileştim aşkım. Evet, onlar oynasınlar. Eşim işten geldi. Şu anda dedi tam aç değilim dedi. Ben de şimdi onlar oynarken geçeyim. Şimdi kızartayım artık. Şu, yani onlar kızarana kadar da zaten
acıkmış olurlar. Etler mutfakta mı? Evet, mutfakta tavuk eti var. Tavuk yiyelim. Bunlar çok acıkmış, tamam mı? Tamam. Baba, daha söylemedim daha demiş, tamam mı? Tamam. Bu da bizim küçük köpeğimiz mi? Daha söylemeyeceğim. Bizim küçük köpeğimiz mi bu? Evet, açığı herhalde böyle iyi gibi. Şimdi buraya hamurumu koydum, bezemi açacağım. Önce bir yağsız pişirmeyi deneyeceğim, hiç yağ koymadan tavada bakayım nasıl olacak. Baktım öyle güzel olmuyor. Yağla pişireceğim mecbur, sıvı yağ koyup. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Biz genelde BİM'in dost süzme yoğurt, ama yoğurt demişim, peynirini alıyoruz. Peynir bitmişti. Eşim de hani gelirken yol üstü marketlerde hani şey oluyor ya, Pınar'ın süzme peynirini almış. Ama tadını çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hani biz sürekli herhalde BİM'inkini yediğimiz için dost markasını, bunun tadı hani bana çok güzel geldi, bilmiyorum. Yani beğendim. Evet. Bu kadar açmak yeter. Şöyle fazla onu silkeleyelim. Arasına peynir koyacağım. Mayalı olduğu için kendini geri çekiyor. Sen peynirli yiyecek misin Gözlem aşkım? Peynirli yiyecek misin anneciğim? Gözlemeden peynirli yiyecek misin? Hayır. Nasıl yiyeceksin? Boş mu? Bilmiyorum, dolmalık biber çekti. Dolmalık biber mi çekti? Ama şimdi Gözlem'e yapıyor Öz aşkım. Dolmalık biber. Ama şimdi dolmalık biber yok ki evde. Dolmalık biber. Seviyorum. Ben de sevdim, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum aşkım da. Alır baban, tamam mı aşkım? Hı-hı. Şimdi bundan yapıyorum, bundan yiyeceğiz. Ben yemem. Hı? Yemem. Nasıl yemezsin? Ama aç kalırsın o zaman. Yedim işte. Evet, geçen dondurucuyu karıştırırken şöyle biraz kavurma kalmış. Birazını dün yaptığım pizzaya eklemiştim. Şöyle birazını da şimdi buraya koyacağım. Ben kavurma bitti diye biliyordum. Ama kavurma varmış.
dolabı kurcalarken dün hani ne var ne yok diye bakayım dedim de. O ara bakarken elime bu geçti. Ben çünkü bitti diye biliyordum ama varmış. Büyük oğlum da zaten şeyli sevmiyor. Peynirli. Ona hem böyle yaparım. Tabii diğer çocuklar da yiyecek sadece hani o kavurma seviyor diye değil. Diğerleri de yiyecekler ama hani en azından onun da yiyeceği bir şey olmuş olacak. Hatta bu dolapta bir şey buldum dediğim, ben mesela bazen hani misafirlik diye böyle bir şeyleri şey yaparım. Tutarım böyle geride, mesela bir şey olsun ansızın bir misafir gelir falan diye. Hani elim ayağım o anda karışmasın diye mesela bir şeyleri ayırırım böyle kenara. Hele yukarıda oturduğumuz dönemde orada bakkalda yakın olmadığı için mesela orada daha çok şey yapıyordum. Böyle bir kenara bırakıyordum. Çünkü hani misafir ansızın gelse uzak bakkal. Yürüyerek hani çıkabilirsiniz ama hani çıkmaya da adam lazım açıkçası. Ondan sonra hep böyle kenara bir şey koyardım. Böyle bir misafir gelirse, bir şey olursa falan diye. Kayınvalidem hatta şey derdi bana. Sen derdi zamane koca karısısın. Hani böyle misafir şeyi düşünüp de kenara bir şey hani ayırıp koyduğum için. Sen derdi zamane koca karısısın derdi. Ama öyle olmalı. Şimdi evde çünkü ansızın yani bitebiliyor ev hali. Çünkü ayın başı ayrı oluyor. Ayın sonu ayrı olabiliyor. Hani şey hali vardı ya. Ay başında ay bir şey vardı ama şu anda tam aklıma gelmeyecek. Yani bence de ev hanımı onu da düşünmeli yani, bir kenara bir şey ayırmalı. Ama zaten genelde de şey olur. Mesela bak ben o kadar kurabiye yaptım, şey yaptım, üzerine hiç misafir mesela denk gel. Gerçi şimdi korona zamanındayız. Biraz da hani onun etkisi de oluyor insan. Çünkü bir yere gitmeye gelmeye korkuyor. Yani onları mesela biz yedik. Ama mesela hani olur olur mesela eviniz en dağınık olduğu zaman da haliniz yoktur ya, o anda misafir gelesi gelir. Evi temizlersiniz, her yer çiçek gibidir. Hiç kimse gelmez. Tam böyle haliniz yoktur, hiçbir şey yapasınız yoktur. O anda pat misafirin geleceği tutar. Hani o anda bir isyan gelir. Yani evi temiz temizlemişken, yeni temizlemişken niye kimse gelmiyor da. Tam böyle evin dağınık olduğu zaman da hani ayarlıyorlar mı gibi. Yani bazen hani öyle durumlar olabiliyor. Hani bu şey de onun gibi. Saklarsınız saklarsınız bir şeyi, en sonunda tam bitirirsiniz, o arada misafir gelir. Evet, yavaş yavaş da ben ocağın altını açayım çünkü bayağı bir birikti. Yavaş yavaş hem kızarsın, sıcak sıcak da yenir. Kavurmaları ayrı koyayım ki karışmasın. Ha şurada. Ama sanki yağ ihtiyaç duyacak gibi geliyor bana da, bakalım. Aşkım. Aşkım, baksana bana. Uyuyor mu yine? Bu adam hep uyuyor ama. He Miray? Ben sana bağırdım, canım orayı toplarsın değil mi bize? Aşkım sen hep uyuyorsun artık. Ben o makineyi kaldırayım da yer açayım. Makineyi hiç elleme şimdi. Makineyi şey, ayranı yap sen istersen, onun tamam. İçin çağırdım. Yemeği yedikten sonra makineyi kaldırırız. Sonra bana şey alabilir miyim? Yağsız yapıyorum. Ve yürüyorum. Böyle bir yemez misin? Yerim. Ha, yemem. Vallahi. Şey, yağsız bir yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Eğer yağsız güzel olmazsa yağlı yaparız. Sıvı yağ koyup kızartırız. Şimdi bu sıra fazla böyle yorgun geliyor. Diyorum ki aman diyorum, sakın diyorum korona morona olma. İş yerinde de çoğalmış.
korona olanların sayısı. Vardiyede 8 kişi var. 8 kişi. Yani bayağı bir artmış diyorum yavaş yavaş. Önceden hani sadece şeyde duyuyordum. Haberlerde falan duyuyordum. Hiç böyle yakın çevremde fazla duymuyordum. Ama artık yani şeyde de duyuyorum. Yani yakın çevrede de duyuyorum yani. Virüse yakalananlar bayağı fazla. Allah hayretsin sonumuzu diyorum. Bir bitmedi gitti yani. Artık en başlarda tamamdı da yani böyle uzadıkça uzadıkça böyle insana da böyle şey basıyor artık hepten. Kimse korumuyor. Yani o yaz üzeri biraz böyle saldı herkes. O en başlarda çok bir korku vardı. Ama sonradan böyle insan böyle daha bir rahata çıkmış sanki bitmiş gibi geldi herkese. Bana bir şey olmaz. Aynen öyle oluyor. Bana bir şey olmaz. Bana bile o rahatlık çökmüştü yani ne yalan söyleyeyim. Bir de yakın çevrede de duymayınca herhalde şey gibi geldi insanlara. Duydukça, YouTube'dan arkadaşlarımda da hani birkaç kişi de duydukça. Ve tabii hastalığı herkes de kime ağır atlatıyor, kime hafif atlatıyor. Duruma göre de değişiyor. Allah'ım Rabbim diyorum şifa versin hani hasta olan herkese. Rabbim inşallah yani bir an önce de bitsin gitsin yani. Evet şöyle göstereyim. Kuru kuru ya da böyle dedim yağsız pişirip üzerine dedim şöyle bir tereyağı süreriz. Öyle de olur herhalde değil mi? Ben bunları alayım. Yenilerini koyayım. Peynirleri pişirelim. Bunu da koyayım. Evet bunlar da pişe dursun. Ben açmaya devam edeyim şöyle. Açım onu yeni koydum. Belki daha olmamıştır. Evet. Bu şekilde pişiyorlar. Yağsız bir şekilde pişiriyoruz. Üzerine sonradan şöyle tereyağı sürüyoruz. Kavurma bitti. Şimdi az bir sucuk kalmıştı. Şimdi sucuklu yapıyorum. Bu şekilde Miray peynirliden yiyor. Ben dedi etli metli yemem dedi. Evet şöyle. Devam ediyoruz. Görüşürüz diyorum. Evet. Biz yemeğimizi falan yedik. Herkes bir köşesinde keyfini yaptı. Şimdi ailece film izlemek istiyoruz. Ama herkesin yaşadığı bir sorundur mutlaka. Hangi filmi izlesek? Şimdi bakıyoruz bakıyoruz. Hani hepimizin ortak bir noktası olsun istiyoruz. Şimdi. Yani ben de Nilo'ya. Nilo'ya. Yani tam akşam vakti izlenecek zaten film. Pepe. Yani düşünüyoruz. O mu bu mu şu mu. Yani şöyle araştırırken de bakıyoruz. Neredeyse izlemediğimiz hani film nadir kalmış. Bayağı bir anne, film izlemişiz. Hani bir tane adam var diye şeyde kalıyordu. Onun devamı var mı? Hangisi aşka? Şey vardı hani adam mağarada kalıyordu. Adada kalıyordu. Hayır. Evet. Eşim geçen açmıştı. Hatta onun bayağı birkaç gündür esprisi. Esprisi konusu olmuştu onun aramızda. Onun devamı var mı? Yok aşkım. Ya onun devamını şimdi Miray'ın bahsettiği de o Yeni Hayat filmi. Adada adaya hani uçakla birlikte gidiyor. Tom Hanks'in oynadığı bir film. Adada mahsur kalıyor mağarada falan. Hani tek bir sahneyle başlıyor. Sonra hani o şekilde yaşlanıyor. Bitiyor. Sakalları falan çıkıyor. Yaşlanmıyor ama 4 yıl falan kadar adada kalıyor. Şimdi biz başından sonuna hani bakıyor sadece anne, bir adam. Batuhan'la birlikte biz şey Batuhan şimdi diyor ki baba diyor efsane filmlerinden bul da açsan ya diyor. Çok diyor zevkli keyifli geçmişti baba diyor. Bayağı bir espri konusu oldu. Baba diyor o filmlerinden var mı yine diyor. Onlardan aç da izleyelim. Biz genelde şey tarzı filmleri çok seviyorum. Evet şimdi ortak bir noktada buluşabilirsek inşallah bir film açıp izleyeceğiz. Mısır falan da patlatırız. Aile keyfi yaparız. Genelde biz şey tarzı filmleri çok seviyoruz. Hani Yüzüklerin Efendisi falan. Ondan sonra o hani kahramanlığı nasıl diyeyim. Macera tarzı, sürükleyici böyle aksiyonlu bilim kurgu tarzı çok seviyoruz. Bir de ben özellikle eşim pek fazla sevmiyor. Korku filmi çok severim. Zombili, mombili hani falan oluyor ya böyle. Yani o tarz filmleri de çok severim. Ölümcül deney serilerini falan da hep izlemişimdir. Yani o tarz filmleri de seviyorum.
Yani komedi falan da seviyorum. Ama işte şimdi bir karar verebilirsek Yüzüklerin Efendisi tarzında bir film işte arayışındayız. Bakalım. İnşallah bulursak hangi filmi seçtiğimizi, beğenip beğenmediğimizi inşallah unutmazsam eklerim. Eğer hani böyle izleyip de çok beğendiğiniz bir film varsa, tarzımızı söyledik az çok. Yani çok beğendiğiniz bir film varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle boş vaktimiz bol olacak. Eşim çünkü bir hafta evde. Artık bol bol film açıp film izleriz kaç herhalde. Kaç gün? 5. Evet, 5 gün. Öyle bir hafta mi? Evde baba. Yani açıp açıp izleriz inşallah. Film fikirlerinizi bekliyoruz. Evet, görüşürüz diyorum. Arkadaşlar şimdi biz mısır yiyeceğiz. Evet, biz filmlerimizi izledik. 2 tane film izledik. Saatimiz 1 oldu. Bir tanesinin adı Ölümsüzler'di. İdare eder. O kadar böyle aman aman değildi. İkincisinin adı da Orman'dı, Jungle. O da güzel, sürükleyici gidiyor. Ama sonunu hani beğenmedim. Sondaki iki adama ne oldu? Onu çok merak ediyorum. Sondaki... Onda ama şey yapmışlardı yine. Dönüyordu ya. Babasının açtığı filmi diyor. Onu Aynen. diyor değil mi? Hangisini? Ölümsüzleri mi? Ha, onda yol sonu yaptı. Hani baba güya savaşçı oluyor. Gökyüzüne yükseliyor. Yani sondaki iki adama ne oldu? O bu gece bilmiyorum. Bayağı bir meraktan herhalde. Bu uyku tutar mı tutmaz mı? O iki adama ne oldu? Onu göstermediler. Yani en azından film yapıyorsunuz. Sonunu tam yapın. Yani bizim gecemiz böyle bitti. Saat zaten 1 şu anda. Oldu. Görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.